Şimdi seçemeyene çıkar! İşte şimdi telefon ışıklarını az önce provasını yapmıştık. Dronlar 4 tane sizi çekiyor. 17 tane kamera sizi çekiyor. Ekranlara sizi verecek. Telefon ışığını çıkar. Telefon ışığını çıkar. Çıkar. Şarjın bugün bitecekse bugün bitsin. Ay yıldızlı bayrak için bitsin. 100. yıl için bitsin. Şimdi asıl koreografi başlayacak. Az önce yapmıştık. Telefonları önce saklamanızı isteyeceğiz. İlk basta çıkaracağız. İkinci basta indireceğiz. Bak ne oluyor. Önce yukarıda kalsın lütfen. Ver DJ. Beyaz ışık.
Son iki parçalık süre vardır ama keyifler yerinde mi? Telefonlarınızın artık şarjı bitmesin. Çok güzel bir görsel şölen başlayacak. Bugün Cumhuriyetimizin 100. yılıdır. Ama sadece bizim değil. Binlerce, yemin ediyorum, binlerce mesaj aldım Azerbaycan'dan. Dediler ki sizin bayramınız bizim de bayramımız. Bizden de selam yollar mısın dediler. Oradaki kardeşlere de bir selam yollayın. Hadi bu koreografi onlara da gitsin. İki elini yana aç. İki elini yana aç. Aynı anda tempo ver diyeceğim. Yandırdın kalbimi aman. El kaşları keman. Beni derde salan yar. Sensiz yaşayabilirim. Ey orada da kalbinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk yatanlara selam olsun. Yandırdın kalbimi aman. El kaşları keman. İki devlet tek millet. Şimdi arkada bir sürü LED ekran var, görüyorsunuz, alıyorum. LED ekranlara Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün, atamızın fotoğraflarını yerleştirebilir misiniz? Bütün ekranlarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o güzel fotoğrafları gelsin. Bu bayram hepimizin bayramıdır ama bize armağan eden işte oradadır dostlar. Alkışlar daha yüksek gelebilir mi? Okullarda çok yanlış bir şey öğretiliyor. 1938 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk öldü deniyor. Buna katılıyor musun? Gazi Mustafa Kemal Atatürk hiçbir zaman ölmemiştir. Ahanda bu kadar aslan yürekli insanların şurasında yaşıyordur. Var mı itiraz olan? O zaman kalp yap, kalp. Kalp yap. Yoklama yapıyorum. İspatlayalım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk nerede dediğimde buradayı öyle bir söyle ki Türkiye duysun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk nerede? Burada! Nerede? Burada! O zaman işte atamıza bir tane hediye ile veda ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çok sevdiği bir parça vardır. Onu bugün zannediyor musun çaldığımızda seni duymuyor. Bu enerjiyi mutlaka duyuyor. Biliyorsan tüyler diken diken olana kadar orada o fotoğraflara baka baka haykırmaya varsan telefonunu çek, kameraya çek, Türkiye'ye yay. Çünkü parçayı beraber söylüyoruz, bitiriyoruz. Ekranlarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk kalabilir mi? Korosu söylüyor muyuz? Ah o Yemen mi, gülüç Yemen mi, diyenler biliyor, hazetmeden mi? Son kez bir kere daha. Kendinizi alkışlar mısınız? Bize bu armağanı veren Atatürk'e ve silah arkadaşlarına alkışlar mısınız? Bana ayrılan sürenin sonudur. Birilerini kırdıysam, birilerini üzdüysem affola dostlar. Önünüzde sevgiyle, saygıyla eğiliyorum. Her
Koç ezlendi kendisini. Alkışlamasını rica ediyorum. Ben Deniz Ersin. Allah gönlünüze göre versin inşallah. Hoşça kalın. Bay bay. Hoş geldiniz. Maltepe'de bizleri yalnız bırakmadığınız için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet güneşi tam 100 yıldır bu toprakları ısıtıyor ve bizlere can veriyor. Buraya bir ambulans derhal arkadaşlar yardımcı olsunlar. Sağlık görevli arkadaşlar geldiler, evet. Cumhuriyet güneşimiz tam 100 yıldır bizleri ısıtıyor, bizlere can veriyor. 29 Ekim 1923'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi elleriyle diktiği Cumhuriyet ağacı bugün dimdik ayakta. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlu olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Maltepe'de bizlerle birlikte olanları başta saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Yine ekranları başlarında bizleri izleyen, sesimizin ulaştığı her yere, herkese en içten duygularla selamlarımızı yolluyoruz. Değerli misafirlerimiz, sevgili gençler, bu güzel buluşmamızı onurlandıran çok kıymetli misafirlerimiz var. Hemen sağınızda, size göre solda görüyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilimiz Sayın Özgür Özel bu güzel akşamımızı onurlandırdı. Sayın Başkan, hoş geldiniz. Biz de sizleri selamlıyoruz sevgiyle. Yine Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Sayın Özgür Çelik aramızda. Yeni il başkanına da hem hayırlı olsun diyor, hem de hoş geldin diyoruz. Efendim, çok değerli milletvekilleri aramızda, çok değerli sanat, spor ve iş dünyasının temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin çok değerli temsilcileri aramızda. Onlarla birlikte bu büyük coşkuyu, 100. yıl coşkumuzu başlatıyoruz. Ve şimdi 16 milyon İstanbullu için gece gündüz demeden çalışan İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin değerli çalışanlarıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu bayrak seremonisine başlıyorlar. Alkışlarımızla davet ediyoruz. Şafaktan kırmızı
Cumhuriyetimizin kurucusu, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm aziz şehitlerimizin manevi huzurlarında saygı duruşu ve İstiklal Marşımız. İyi akşamlar İstanbul! İyi akşamlar! Geceyi ve geleceği aydınlatan sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler, Cumhuriyet'in sevgili evlatları, hoş geldiniz! Hoş geldiniz! 100. yaşımızı kutluyoruz. 100 yaşında devletimiz var. Cumhuriyetimiz var. Cumhuriyetimiz sonsuza dek var olsun. Hoş geldiniz İstanbul. Hoş geldiniz. 100 yıl önce 29 Ekim 1923 gününe saatler kala Mustafa Kemal herkesin bildiği ve beklediği bir haberi arkadaşlarıyla paylaştı. Sakince paylaştı. Mağrur bir şekilde paylaştı. Kendinden emin paylaştı. Dedi ki, efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz. O günün şartlarında Cumhuriyet o kadar doğal, o kadar hak edilmiş bir şeydi ki Atatürk bunu her zamanki sakin tavrıyla söyledi. Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz dedi. O günleri hatırlayalım. Kurtuluş Savaşı'nı kazanmış işgalcileri geldikleri gibi göndermiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurmuş, saltanatı kaldırmış,
hep birlikte buraya bir ambulans istiyor gençler, şuraya. Hemen bakalım buraya arkadaşlar. Bakın hemen burada, hemen önümde. Tamam, geliyorlar. Geliyorlar. Milletin egemenliğini ilan etmiş ve Lozan Antlaşması'nı, varlığımızı ve bağımsızlığımızı teminat altına alarak bütün dünyaya kabul ettirmiştik. Şimdi artık yapacak tek bir şey kaldı. Birlikte nasıl yaşayacağımıza dair milletçe birbirimize söz vermek. Cumhuriyet nedir biliyor musunuz? Cumhuriyet birbirimize verdiğimiz o namus ve şeref sözüdür cumhuriyet. Şeref sözü. Evet. 29 Ekim 1923'te hep birlikte bir söz verdik. Bu güzel ülkede herkes eşit ve özgür olacak dedik. Bu memlekette 86 milyon insanımız eşit hissedarlar olacak demiştik. Hiç kimseye, hiçbir gruba ayrıcalık tanınmayacak. Bu ülkede milletin iradesinin üzerinde hiçbir gücü kabul etmeyeceğimize hep birlikte söz vermiştik. Kökenlerine, inançlarına, yaşam tercihlerine, Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i hep birlikte hiçbir farklılığımıza bakmadan herkesi eşit ölçüde saygın ve değerli kabul edeceğimize birbirimize söz verdik. Sevgiyle, saygıyla, dayanışmayla yaşamaya söz verdik. Birbirimizi dert edineceğiz. Birbirimizin yanında olacağız dedik. Sevgili vatandaşlarımız, benim güzel hemşerilerim, Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923'te verdiğimiz söze sadık kaldığımız için, dayanışma içinde birbirimize omuz verdiğimiz için bugün hala ayakta ve çok güçlü. Cumhuriyet işte bu nedenle bizi biz yapan en önemli değerlerimizden birisidir. İşte bunun için cumhuriyetimizin 100. yılını ilk günkü coşkuyla ve umutla kutluyoruz. Kutlu olsun Cumhuriyet. Kutlu olsun. Sevgili dostlarım, ne kadar kutlasak az, ne kadar gurur duysak az, senin o güzel yanaklarından öperim güzel adam. Ülkemizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ü, Mustafa Kemal Atatürk'ü, atamızı ne kadar ansak az, ona minnet duyuyoruz. Cumhuriyet bir devlet rejiminin çok ötesinde bir gerçekliktir. Cumhuriyet aynı zamanda beraberce oluşturduğumuz bir toplum projesidir. İnsanın özünde bu toplum projesinin özünde hep birlikte insanın özgürlüğü,
eşitliği ve toplumun dayanışması yatmaktadır. Cumhuriyet tüm yurttaşların hiçbir baskı ve tahakküm olmadan özgürce ve eşitçe dayanışma içinde bir arada oldukları ve hep birlikte yönettikleri rejimin adıdır. Cumhuriyet efendiyi tahakkümü reddeder. Tebaa bitmiştir. Vatandaşlık başlamıştır. Cumhuriyet anlayışında hiçbir birey, hiçbir toplum kesimi diğerleri üzerine tahakküm kuramaz. Aynı şekilde devlet de, bakınız, devlet de toplum üzerinde tahakküm kuramaz. Devlet vatandaşını sever. Devlet vatandaşına şefkatli bakar. Devlet tahakküm kurmaz. İşte cumhuriyetimiz özgür ve eşit yurttaşların dayanışma içinde kurdukları toplumsal barışın adıdır. Cumhuriyet ideali uluslararası barışın da güvencesidir. Sevgili hemşehrilerim, kıymetli vatandaşlarımız, dünyanın savaşlar, işgaller, zulümler altında büyük acılar yaşadığı bu günlerde cumhuriyetimize sahip çıkmak, barışa, huzura, kardeşliğe de sahip çıkmaktır. İnsanlığa sahip çıkmaktır. Cumhuriyetimize sahip çıkmak, dünyaya eşitlik, özgürlük, dayanışma ve barış mesajı vermektir. Değerli hemşehrilerim, sevgili yurttaşlarım, ikinci yüzyıla adım atarken, bakınız, ikinci yüzyıla adım atarken cumhuriyetimizi, yani birliğimizi tazelemek göreviyle hep birlikte karşı karşıyayız. Bunu toplumdaki tarihi yaraları kapatarak başaracağız. Kendini dışlanmış hisseden kim varsa, tüm kesimleri eşitlik, özgürlük, dayanışma ve barış ilkeleri etrafında hep birlikte buluşturacağız. Omuz omuza olacağız. Buluşturarak başaracağız. Türkiye'yi özgür ve mutlu, güçlü ve istikrarlı bir ülke yapabilmenin ilk şartı cumhuriyet, ilke ve değerleri etrafında buluşmaktır. En büyük uzlaşmayı, bu güzel buluşmayı hep birlikte yeniden gerçekleştireceğiz. Cumhuriyetin bize kazandırdığı özgüven ve cesaretle hep daha ileri, hep daha büyük hedeflere hep birlikte yürüyeceğiz. Atatürk'ün yolunda yürümenin verdiği sorumlulukla, kararlılıkla yürüyeceğiz. Hazır mıyız? Hazır mıyız İstanbul? Kararlı mıyız? Cumhuriyet için hazır mıyız? Demokrasi için hazır mıyız? Atatürk için hazır mıyız? İşte kendimize güvenmekten, gelecek güzel günlere inanmaktan asla vazgeçmeden yürüyeceğiz. Ve mutlaka başaracağız. Mutlaka başaracağız. Bizi göreceksiniz. Karanlığın sonunda pırıl pırıl, ışıl ışıl aydınlık bekliyor. Bunun için çok koşacağız. Bizler gittiğimiz her yeri aydınlatacağız. Biz kimiz? Biz medeniyetin beşiği Anadolu'yuz. Biz genç ve cesur Türkiye'yiz. Gençliğimiz var.
gençliğimiz var. Milletçe hazırız. Biz Cumhuriyet'in evlatlarıyız. Sevgili hemşehrilerim, Cumhuriyetimiz ilelebet var olsun. 100. yaşımız kutlu olsun. Tam bağımsız Türkiye var olsun. Atatürk sen çok yaşa. Cumhuriyet sen çok yaşa. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Kutlu olsun. Cumhuriyet'ten aldığımız güçle sadece 4 yılda 5 yeni metro hattını, 252 metrobüsü, annelere ücretsiz ulaşımı, 14 öğrenci yurdunu, 41 kütüphane ve 16 spor tesisini, 75 yuvamız İstanbul kreşini, yüz binlerce öğrenciye bursu, 245 bin çocuğa ücretsiz halk sütü, Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası'nı, 9 kent lokantasını, özel sektörde 150 binden fazla kişiye iş imkanını, 653 kültür mirasını, yeni kültür sanat merkezlerini, 17 meydan, 155 kavşak ve 203 cadde düzenlemesini, 38,5 milyar lira altyapı yatırımını, 7 milyon 724 bin 144 metrekare yeşil alanı İstanbul'a kazandırdık. Cumhuriyetimizin 100. yılında Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi'ni, Büyükdere Fidanlığı'nı ve Bulgur Palası da açarak İstanbul'a armağan ediyoruz. Cumhuriyetin 100. yılını Türkiye'nin en görkemli sahnesinde büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Nice yüzyıllara. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı dinledik. Ne güzel değil mi? Çok güzel bir akşam öyle değil mi? Havaya bakar mısınız ne kadar hoş. İyi ki burada bizimle birliktesiniz. İyi ki buradasınız çünkü çok şanslısınız. Dünyanın en büyük ve en görkemli sahnelerinden birisindeyiz bugün. Ve Cumhuriyetimizin 100. yılını 100. ile yakışır bir coşkuyla kutlamaya hazır mısınız? Hazır mısın Maltepe? Al bayraklarımızı şöyle bir canlı yayın için yeniden sallayalım. O güzel bayraklarımızı yeniden bir görelim. Şimdi lütfen dikkatlerinizi bir an dahi bu güzel sahneden ayırmayın. Çünkü 100. yıl özel gösterisi başlıyor. Thank you.
Bir asır önce Mustafa Kemal Atatürk ve bir avuç cesur insanın kararlılığıyla başlayan bir hayal gerçeğe dönüştü. Cumhuriyetimizin 100. yılına adım attığımız böylesi bir günde cesaretin, kararlılığın, birlikteliğin ve hayal kurmanın muazzam gücü bizi bir araya getirdi. Bugün bu büyük mirası kucaklarken geleceğe dair güçlü umutlarla dolu bir yolculuğa çıkıyoruz. İşte Cumhuriyet hayalimizin 100 yıllık büyüleyici hikayesi. İşte buradaymış. Gökte ararken yerde bulduk. Ayşe, hadi gelmiyor musun? Arkadaşlarla ip atlayacağız. Yok yok, ben gelmeyeceğim. Siz gidin. Aa, sensiz olmaz. Hadi ama. Bugün üst sınıflara okulun en iyisi kimmiş göstermemiz lazım. Ve biliyorsun, bu sen olmadan asla mümkün değil. Canım hiç istemiyor. Ne ip atlamak, ne de başka bir şey yapmak. Sen bilirsin Ayşe. En iyi oyuncumuz yokken bakalım ne yapacağız. Hadi arkadaşlar gidelim. Neden arkadaşlarınla oynamıyorsun? Kim var orada? Benim Ayşe. Merak ediyorum, neden arkadaşlarınla oynamıyorsun? Sen mi konuşuyorsun? Evet Ayşe. Bir saniye. Benim bildiğim ağaçlar konuşmaz ki. Hem sen benim adımı nereden biliyorsun?
Benim bildiğimde çocuklar böyle düşünceli düşünceli oturmaz. Güler, koşar, eğlenir. Biraz canım sıkkın. Ama bir saniye. Önce hayal mi görüyorum yoksa gerçekten bir ağaçla mı konuşuyorum emin olmam lazım. Annem böyle zamanlarda ne yapardı? Bir çimdik atayım da kendime geleyim. Sonuç nedir? Yok yok, hayal görmüyormuşum. Sen gerçekten konuşuyorsun. Ve anladığım kadarıyla da uzun süredir bizi dinliyorsun. Yoksa adımı nereden bileceksin? İşte benim akıllı Ayşem. Bakıyorum da yavaş yavaş kendine gelmeye başlıyorsun. Anlat bakalım. Niye böyle üzgün ve dertlisin? Bugün okulda öğretmen hayallerimizle ilgili bir ödev hazırlamamızı istedi. Ben hayalimi düşündükçe ona ulaşmamın imkansız olduğunu fark ediyorum. Bu da beni çok üzüyor. Bu imkansız dediğin hayal nedir Ayşe? Bana anlatmak ister misin? Dünya üzerinde binlerce hastalık var ve her biri insanların hayatını tehdit ediyor. Ben bir bilim insanı olmak, yeni tedaviler bulmak, insanlığa yardım etmek istiyorum. Bir laboratuvarım olsun, orada birçok deney yapayım, dünyayı daha iyi bir yer haline getireyim. Ama sonuçta ben küçük bir kızım. Hayatımda hiç buradan dışarı bile çıkmadım. İşte bu yüzden hayalimde imkansız, bunun farkındayım. İmkansız mı? Biliyor musun, 100 yıllık ömrümde bu kelimeyi ne çok duydum. Belki en çok da benim için söylendi. Benim için atılan tohumların filizleneceğine, bu topraklarda kök salacağıma, insanların gölgemin altında huzur bulacağına birkaç kişi dışında hiç kimse inanmadı. Ayşe, bana iyi bak. İmkansız denilen bir hayalin eseriyim ben. Bak işte karşında. 100 yılın sonunda dimdik ayaktayım. İster misin seninle bir yolculuğa çıkalım? Ne yolculuğu? Nereye? Sana hayallerine nasıl kavuşacağını göstereceğim bir yolculuğa. Ama tek bir şartla. Önce kurduğun hayali gerçekleştireceğine yürekten inanmalısın. Sen de beni buna ikna etmelisin. Peki. Nasıl istersen. O halde yolculuğumuzun ilk durağında seni bana en çok inanan kişiyle tanıştırayım da o anlatsın. Kimse ona inanmazken benim tohumlarımı atan, tüm zorlukların, fırtınaların ortasında hayalinin peşinden korkusuzca yürüyen biriyle. Merhaba Ayşe. Nasıl yani? Sen olamaz. Önce konuşan bir ağaç, sonra da Atatürk mü? Gözlerime inanamıyorum. Gerçekten şu an benimle mi konuşuyorsun? Evet Ayşe. Tam olarak seninle konuşuyorum. Neden bu kadar şaşkınsın? Çünkü sen Atatürk'sün. Ülkemizi düşmanlardan kurtaran, cumhuriyetimizin kurucususun. Bense küçücük bir çocuğum. Sen bin yaşa güzel çocuk. Evet, hayatımı gençlere güzel bir gelecek bırakabilmek için büyük mücadelelerle geçirdim. En büyük eserim de cumhuriyettir. Bugün 100 yaşına varan bu çınarın hayalini daha genç bir subayken kurmaya başladım. Ve gördüğün üzere 29 Ekim 1923'te diktiğimiz bu ağaç 100 yıldır dimdik ayakta. Aferin sana çocuk, dediğin gibi. Düşmanı yendik ama verdiğimiz en büyük mücadele aydınlık mücadelesiydi. Eğitim ki bir milleti ya hür, bağımsız, özgür, şanlı bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder. Asırlardır Türk milleti sahip olduğu yüksek kabiliyetlerden yoksun zannediliyordu. Ben her zaman bu toplumun, memleketin her köşesinde yeni hayat, yeni fikir ve büyük ülke için uğraşan aydın ve mücadeleci bir topluluk olduğuna inandım. Görüyorum ki yanılmamışım. Güzel Ayşe, gençlere bu ülkeyi, bu cumhuriyeti biz kurduk. Ancak bunu yükseltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz demiştim yıllar önce. Sana tekrar hatırlatmak isterim. Mutlaka
ideallerinin peşinden git. İnanıyorum ki üzerinde yaşadığımız bu toprakları, geçmişini tanıdıkça daha büyük işler yapmak için muhtaç olduğun kudreti de bulacaksın. Hala gözlerime inanamıyorum. Sadece ders kitaplarından tanıdığım Atatürk az önce benimle konuştu. Ne şanslısın. Bak daha yolculuğun başında sadece kendi halkına değil, tüm insanlığa yol gösteren büyük bir rehberle tanıştım. Onun sözlerini dinledikçe öyle bir cesaret geldi ki anlatamam. O zaman Ayşe, hazırsan ona kulak verelim ve ihtiyacın olan cesareti bulman için seninle doğduğun topraklarda bir yolculuğa çıkalım. İşte karşında Güneydoğu Anadolu'da bulunan Göbekli Tepe. Tarihin sıfır noktası. 12 bin yıl önce burada ileri düzeyde mimarlık gerektiren tapınaklar inşa edilmiş. Şu dikili taşlara, hayvan figürlerine, süslemelere bir bak Ayşe. Tarım bile burada başlamış. İlk buğday burada ekilmiş. Burasıysa her türlü inanışa kucak açmış Anadolu'nun bir başka mucizesi Sümela Manastırı. 4. yüzyılda yüksek bir kayalığın içine oyulan bu mimarlık şaheseri, birbirinden kıymetli fresklerle süslü iç mekanları ve şapelleriyle yüzyıllardır ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. İnsan bu yapıyı görünce Karadeniz halkının neden bu kadar zeki ve korkusuz olduğunu da anlıyor sanki, değil mi Ayşe? Dünya tarihinin en kıymetli ticaret rotası. Yüzyıllar boyu bilgelerin, fikirlerin, kültürlerin kesiştiği İpek yolu. İşte bu yolun Anadolu'daki ilk durağı Kırıkkapılı şehir Ani. Doğasıyla nefes kesen Doğu Anadolu'da. Yüzyıllar boyu fikirler bu topraklarda buluştu, gelişti, yayıldı diyoruz. Peki, ilk çağların en büyük üçüncü kütüphanesi, 14 bin kitaba ev sahipliği yaptığı düşünülen Celsus'un bu topraklarda yer aldığını biliyor muydun? Bak, o da Efeler Diyarı Ege'deki Efes'te. Şimdi çok değil. Sadece 60 milyon yıl öncesine götüreceğim seni. Dağlardan püsküren lavların oluşturduğu büyülü Kapadokya'ya hoş geldin Ayşe. Gördüğün bu peri bacalarının içlerine oydukları evlerde, kiliselerde, sığınaklarda, altına kurulan yeraltı şehirlerinde onlarca uygarlık yaşamış. Şimdi de antik kentler içinde bir yıldız gibi parlayan Aspendos'tayız. Burası tüm Akdeniz dünyasının en iyi muhafaza edilmiş Roma dönemi tiyatrosuna sahip olmasıyla ünlü. Yapının mimarisi o kadar iyi korunmuş ki adeta zaman makinesiyle Roma İmparatorluğu dönemine yolculuk yapıyormuş gibi hissedersin. Vakit son yolculuğumuzu da tarih boyunca herkesin karşısında büyülendiği ve sahip olmak istediği dünyada iki kıta üzerine kurulduğu tek şehir
uğruna şiirler, romanlar, destanlar, şarkılar yazılan Yeditepe'li İstanbul'a yapalım. Yüzyıllar boyunca nice sultan, kral, imparator şehri ele geçirmeye çalıştı da başaramadı. Çünkü bu şehir Uzak Asya'dan Anadolu'ya dört nala gelenlerin kızıl elması, Malazgirt zaferiyle başlayan o büyük yürüyüşün en önemli parçası, Fatih'in rüyası, müjdeli haberiydi. Ecdadın göz bebeği, seyyahların ilk bakışta aşık olduğu İstanbul. Sinan'ı, Baki'si, Evliya Çelebi'si, Yahya Kemal'i, Pierre Lotesi'yle dünyanın başkenti. Bu şehirden tüm ülkeye yayılan gücü hissediyor musun Ayşe? Vay be, meğer ne kadar zengin ve köklü topraklar üzerinde yaşıyormuşum. Bu topraklar binlerce yıldır pek çok medeniyeti ağırlamış. Fikirlerin, inançların ve hayallerin kaynağı olmuş. Artık kesinlikle daha cesurum. Ama sanırım sadece inanmak ve cesaret yetmez. Ah, yine neler oluyor? Haklısın Ayşe. Ne olursa olsun, sadece cesaretle ve inançla sınırları zorlayamayız. Hayaline ulaşmak için iyi bir eğitim almalı, dünyada neler olup bittiğini gözlemlemeli ve bolca okumalısın. Atatürk'ün dediği gibi, yalnızca bir şeye ihtiyacımız var, çalışkan olmak.
canına. Gördün mü olup biteni? Bir anda her yer bilgi seline döndü sanki. Dünya koca bir kütüphane oldu. Kitaplarla dolup taştı, sayfalar uçuştu, kelimeler dört bir yanda dans etti. Bu kadar çok şey öğrenecek olmak beni inanılmaz heyecanlandırıyor. Artık daha cesur, daha kararlı ve daha çalışkan olmak için elimden geleni yapacağım. Sana söz veriyorum. Lütfen başka ne yapmam gerekiyor söyle. Birlikte hareket etmek, ölüm dışında her şeyi yenebilir diyen, hep özlemlandığımız o büyük lidere kulak verebilirsin mesela. El ele verdiğimizde hayallerimize daha hızlı ve kolay ulaşabiliriz Ayşe. Şunu hiç unutma, birlikte daha güçlüyüz. Seni bu kadar mutlu ettiğine ne kadar sevindim anlatamam. İster misin sana bir sırrımı vereyim? Zamanında başka çocuklarla da aynı senin gibi sohbet etmiş olabilirim.
Daha sonrasında neler neler başarmış o çocukların kulağına da fısıldadığım gibi. Her zaman çığır açmış, zamanının ötesini görmüş insanlardan ilham alışı. Bu ülke başta Atatürk olmak üzere cesurca hayallerinin peşinden giden ve büyük işlere imza atan insanların ülkesi. Her biri ülkemizin asıl zenginliği, gurur kaynağı. Gerçekten ilham verici ama ben onlar gibi değilim. Kendimi özel hissetmiyorum. Hayalimi asla gerçekleştiremeyeceğim. Ayşe, her birimiz farklıyız. Kendimize özgü yeteneklerimiz var. Korkularını anlıyorum ancak unutma ki bu büyük isimlerde bir zamanlar kişi hayal kurarak başladı. Cesaretle adım atmaları ve azimle çalışmaları onları bu noktaya getirdi. Sen de kendi yolunu çizebilirsin. Ve hayalinin peşinden gidebilirsin. Ayrıca Türkiye'de şu anda birçok genç senin gibi hayaller kuruyor. Bazıları belki senin gibi korkuyor. Ancak vazgeçmemelisiniz. Atatürk, her şeyi gençliğe bırakacağız. Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir derken bunu boşuna söylememişti. Sizin gibi gençler bizi 100 yıldır ayakta tutuyor Ayşe. Thank you.
sana söz. Ben de o gençlerden biri olacağım. Artık hayalimden korkmuyorum. Çalışacağım, birlikte hareket edeceğim, ilham alacağım ve asla pes etmeyeceğim. Ben ve arkadaşlarım seninle birlikte büyüyen ve güçlenen gençler olarak hayallerimize korkusuzca ilerleyeceğiz. 100. doğum günü hediyesi diye işte buna denir. Gençliğinin gücünü unutma ve her şeyin çok güzel olacağına inan. Şimdilik hoşça kal Ayşe. Doğum günün kutlu olsun Bilge Ağaç. Her zaman yanımda olacağını bilmek çok güzel.